Peki kişi kendini hazırladı. Birçok kan testi istediniz. En son artık ameliyata gidiyor yolculuk. Odada bir tedirginlik başladı artık. Siz aslında güvenini aldınız. Size güvendi, hasta geldi. Ama orada ameliyatta başına neler geleceğini bilmiyor. Tabii sizin mesela başladığınızdan bugün çok şey de değişti değil mi hocam, teknoloji anlamında? Artık daha kolay uyanmaları görüyorum arkadaşlarımdan. Bir de gizleme vardı. Şimdi AVM'lerde rahatlıkla burun estetiği ve şu hocaya gittim de diyorlar artık. Evet. Ya insanlar, talepler değişik. İnsanlar çok farklı. Bir kısmı diyor ki ben hiçbir şey fark, kimse benim estetik olduğum fark edilmesin diyor. Başka geçen bir hastamız geldi. Yani başka, yani diyor ki ben oldum ama diyor ben hiç kimse fark etmiyor diyor. Ben bunu istememiştim diyor. Nasıl istemişti? Yani, biraz fark edilmek yani, o zaman. Biraz yani daha kavisli burun. Daha şey, yani bunu ortak yolda buluşmak gerekiyor. Yani hasta talepleri, yani iyi kişiyi değerlendirmek lazım ameliyat öncesi. Talepleri nedir? Nasıl bir burun istiyor? Bazen oluyor ki o kadar bir talepler oluyor ki yani o hastaya yaklaşmamak gerekiyor. Burada ne istediğini bilmek, evet. Doktorla birlikte inanarak yola çıkmak demek ki ortada. Bilgisayarda o çizdiğiniz şemaların aynısı mı oluyor diye de gelen sorular var. Ya da yüzüne uygun şudur diye mutlaka siz söylüyorsunuz ama ısrar eden danışanlarınız oluyor mu? Ya sonuçta bir CNC makinesi, yani sonuçta hem beklediğimiz bir yapı var yani. Siz elmeğinizde bir şey ortaya koyuyorsunuz. Yani bir şeye gittiğiniz vakit bir de el ürünleri farklı oluyor. Yani birbirlerine farklılık oluşabiliyor. Yani standart bir burun, yani bir makine, bir malzeme çıkmıyor yani. Sonuçta o kişinin o günkü ruh hali, cerrahın hali, hastanın şeyi, o anki bakış açısı, bunlar her şeyi değiştirebiliyor. Ama daha önceki çalışmalar, alınan notlar, nasıl bir durum istiyor, bunlar hepsi yapıldıktan sonra sonuçta ortak yolu, herkesin şey, her cerrahın, her yiğidin yoğurt işi vardı. Herkesin burun tekniği, burun cerrahi stili, beğendiği, yaptığı şekil farklı. Zaten hastalar da genelde bu son süreçte, bu Instagram ve diğer şeyde bakıyor, bu cerrahın yaptığı modeller benim daha çok hoşuma gidiyor diyor. O zaman ona tercih ediyor. Bazısı diyor ki ben düz burun istiyorum, bu cerrahe gideyim. Veya daha küçük burun istiyorum, bu doktor daha burun küçük yapıyor. Yani herkes talebe göre, ona göre değerlendiriyor yani. Şimdi ameliyathanede çok güzel bir ekip çalıştığı için Işıl Hocama çok selamlar olsun evet, buradan. Bütün ekibe de sevgiler, saygılar. Yönetim zaten hekim çatısı altında hizmet olunca daha bir fark ediyor mu diye soralım hocam. Ya şimdi Avrasya Hastanesi'nin en iyi tarafı yaklaşık 55 ve 60'a yakın bir doktorla çalışılıyor. Ve çok sayıda ve çeşitli branşlarda. Her branşta. O büyük bir avantaj. Yani size her an başka bir danışacağınız veya konsey edeceğiniz bir doktorun olması, herhangi bir sıkıntıya başvuracağınız, başka bir yönlendireceğiniz birisinin olması çok büyük bir avantaj. Yani büyük bir çatı. O da önemli bir fark ediyor. Ameliyathane ekibimiz zaten müthiş, yetişmiş bir elvan. Yani o yüzden talep, dışarıdan talepleri de çok yüksek oluyor hastanemizde. Diğer diş doktorların da ameliyat etme talebi veya şey kullanma. Ama yani ekibimiz yeterli ve tecrübeli bir ekibimiz var yani hastanemizde. Şimdi burada hocam burun ameliyatı ve horlama tedavisinin cerrahi işlem olduğu için narkoz alımında etkilenen, korkan danışanlar adına da burada artık teknoloji son sistem olduğu için uyanması da kolay olsa gerek, normal hayatına dönmesi de ekip çalışmasında. Yani burada şimdi artık kullanılan ilaçlar eskiden ilaçların etki mekanizması daha uzun süreliydi, daha toksikti ama günümüze çıkan ilaçlar, cihazların kullanılma şeyde hasta daha kısa etkiliyor. Hasta ameliyat bittikten yaklaşık bir 10 dakika sonra anestezilik süresi de bitebiliyor. Uyanma daha kolay, daha rahat ve hasta kendini yani normal bir uykudan uyanıyormuş gibi hissediyor. Veya eskiden hatırlarsanız ameliyathaneler buz gibi derler, çok üştüm derler, evet, beklerken evet, veya evet, çıktıktan sonra. Şimdi öyle hastalar sıcak ısıtılan yataklarda yatırılıyor. Hasta üşümeye engel oluyor. Bu o hastanın daha önce duyduğu o korkuları yaşamamış olarak uyanmış oluyorlar. Yani tekrar uyanma merkezinde ameliyattan sonra. O çok büyük bir konfor yani günümüzde. Müthiş bir konfor. Bir de sizin meslekte her şey anında yeniliğe takip olmanız lazım. Ve dünyayı takip ediyorsunuz. Bu konuda da çalışmış olduğunuz kurum çok çok önemli hizmetlerde öncülük olduğu için güzel bir şey. Hem hekim adına hem de hasta adına değil mi hocam? Evet. Burada peki şimdi horlama sıkıntıları var. Burun estetiğiyle, burun etiyle ilgili sıkıntıları var. Onu da çözdük. Peki alerjisi olanlar da nelere dikkat etmeli diye gelen sorular var. Mevsim geçişleri mutlaka oluyor hocam. Alerji
ne yapması lazım, neden olur diye sorun. Şimdi alerji vücudun hassasiyeti. Yani vücut bir şeyden nefret ediyor. Bir daha da bundan kolaylıkla dost olmuyor. Vücut yapımız kindar bir yapımız var. Yani bu bedeni taşıdığım sürece bu süreçte devam ediyor. Hani neler alerji var? En önemli şey alerjide korunma. Yani önce neye karşı olduğunu tespit edip veya gıda ise gıdalar, tozsa tozlar, deterjansa deterjanlar. Bunlara karşı korunma. Ama günümüzde artık çevre kirliliğinin artması, gıdaların artık uzun ömürlü hale getirmek için diğer katkılı maddelerin kullanılmış olması alerjini arttırıyor. Şu an neredeyse toplumumuzda yani yetişkinlerin yaklaşık %20 ile %40 arasında, çocukların da %50 ile %70 arasında alerjik bir bünyeye sahip bir kişiler var. Bu alerjiye ne kadar maruz kalırsa bunun daha şiddetlenmesi, alenmesi artmaktadır. Onun haricinde alerjenin maruz kal engel olduktan sonra ergine ona rağmen hale devam ediyorsa ilaçlar, haplarımız, burun spreylerimiz bulunmakta. Gerekirse çok büyüyorsa, dediğimiz gibi burun eti devrici yapar, alerji reaksiyonu yüksek olur. Bunları küçültmeye giderek hava yolunu açmaya çalışıyoruz. Böylece hastanın alerji olsa da yine sorunun devam etmesini sağlıyoruz yani. Burada bence kendini tanımak, o şikayetin en azında sizlerle buluşması belki daha sizin yazacağınız belki ilaçlar, medikal destekte belki de daha iyi bir haftada yaşayacağı sıkıntıyı 2 günde atlatacak. Aynen. İşte dediğim kişi korunduktan sonra en önemlisi korunma dedik. Bir de neye karşı? Mesela kişi ev tozu alerjisi var. Evet. Bilecek siz, onu. Bu ev tozu alerjisi olduğu vakit yani bu ömrü boyunca buna maruziyet vardır yani. Yani bunlar ne yapıyor bu kişilerde? Bu sefer ne yapıyoruz? Bunlara aşı yöntemi var alerji aşısı. Etkili mi diye soralım aşının önemi? Tabii yani sürekli maruz kaldıysanız bir alerji yani ev tozu gibi ise sonrasında bunu küçük dozlarla zaman 1 ve 2 derecesinde yüksek dozlara çıkarak vücudu bu alerjine karşı alıştırıyoruz. Böyle evet. Kişi o toza alerjine karşı hassasiyetini kaybetmiş oluyor. Bu da önemli bir şey yani. Kişi tespit ettikten sonra bu tip şeyler sürekli maruz kaldığı bir şey varsa buna aşıyla tedavi olmasına çok büyük fayda var. Yani. Peki hocam. Yine kapanışa giderken horlamaya dönersek konu başlığımızda hocam. Belirti neyse kişi tekrar edersek mutlaka sizlerle buluşması gerekiyor. Bir, çocuklarda bakarsak, çocuklarda en fazla horlama, bunu büyük ve yetişken diye ayıralım. Küçüklerde, çocuklarda ne oluyor? Bunlarda gelişme geriliği oluyor. Ondan sonra adenoid feriz dediğimiz ağız ve yüz gelişiminde bozukluklar oluyor. Ondan sonra okul başarılarında düşüklük oluyor. Çünkü gece horlama ve nefes alamadığı oluyor. Onun haricinde dikkat eksikliği, hiperaktivite, ondan sonra gece ihtar kaçırması gibi sıkıntılar olabiliyor çocuklar. Bunlar muhakkak horlaması olan çocukların tedavi edilmesi gerekiyor. Yetişkinlere baktığımızda bunlarda ne var? Bunlarda aşırı kilolu olanlar, kiloya eğilimli olan, hipertansif olan, şekeri kontrol altında alınamayan, günlük sinirliliği olan, sabah kalktığında baş ağrısı, ağız kuruluğu olan insanlarda, hatta bazı insanlarda cinsel performans, erkeklerde cinsel performans azalmasına sebep olabiliyor. Bunlar olan kişilerde tedavi edilmesi gerekiyor. Yani tedavide ilk amaç şey ne diyebiliriz aslında? Mesela obezite dedik ya, mesela burada da en önemli şey kişinin ideal kilosuna ulaştırılması lazım. Yani gerekirse mide küçültme ameliyatları, bunları direkt yani bizim kalbimizden daha öncesinde yani çok obez yani bizimden daha önemlisi hastanın mide küçültme ameliyatı önerilebilir yani. Şişmanlık çağın hastalığı oldu hocam. Siz de dediniz ya o an belki duygusal açlık, tok ama yemek istiyor, evet. Bir şekilde bastırmak istiyor ve orada gittikçe de aslında kilo aldığını sonrasında belki ilk başlarda fark etmiyor ama daha sonra kıyafetler olmayınca. Ondan sonra bu yaşam tarzını değiştirmesi, yani sportif daha bir yaşam tarzı geçmesini tavsiye ediyoruz. Ondan sonra uyku yemekte yani 3 saat öncesinden yatmadan 3 saat öncesinde yemeği kesmesini öneriyoruz. Yine alkol alımını en az uyumadan 4 saat önce alkol almamasını. Eğer sakinleştirici uyku ilaçlarını alıyorsa bunu gündüz vakti almasını öneriyoruz. Bunlar önemli yani hastaların uyku girerken bir de aşırı yatağa girerken kişilerin yorgun girmesini istemiyoruz. Yani bu kişilerin varsa horlama apnesi olan kişilerin akşam sporu değil de gündüz sporu yapması, yatağa yorgun girmemesini öneriyoruz. Kişi kendine bakacak. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, vakit ayırdınız, bizlerle birlikte oldunuz. Ben teşekkür ederim. Tekrumeli izleyicilerimizle buluştunuz. Biliyorsunuz Tekrumeli Televizyon TRT'nin kardeş kanalı ve aynı zamanda da 12 Balkan ülkesinde ortak yayınımızla
tüm evlere, iş yerlerine ulaşmış oluyoruz. Bilgileri buluşturmuş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tekrar tekrar teşekkürler. Biz de ben teşekkür ediyorum. Bize bu konuşma fırsatı ver, tanıştığımız bu için. Mutlu oldum yani. Sağ olun. Çok teşekkürler. Saygılar hocam.